Doktor Arnold Vosmeyer 1769 yılında inanılmaz bir kuş türü keşfetti. Bu kuş ne bir şahin ne de bir tür kartal. Çok daha etkileyici bir kuş. Sekreter kuşu. Bu kuşlar yılanların en zehirlilerini avlamalarıyla ün salmış durumdalar ve hiçbir yılan bu kuşun ölümcül gagasına ve tekmeleme tekniğine karşı hayatta kalamıyor. Gelin sekreter kuşunun yılanlara nasıl korku saldığına bir bakalım. Kobra yılanı, sekreter kuşunun en azılı düşmanlarından bir tanesi konumundadır. Görmüş olduğunuz sekreter kuşu, dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından birini ayakları altına almış durumda. Yılanın ne kadar tehlikeli olduğuysa umurunda değil. Kafasını saniyeler içerisinde eziyor. Yılanların bu kuşlardan bu kadar korkmasının ve onlardan bu kadar nefret etmesinin sebebi tam olarak bu. Bu sizi pek etkilemedi mi? Tamam, bir yılanı bütün halde hüpleten şu sekreter kuşuna ne dersiniz? Bu büyüleyici kuşun bilimsel ismi Türkçe'ye yılan okçusu olarak çevriliyor. Bu ismin nereden aldığıysa çok açık ve net bir şekilde görülüyor. Tek bir kuşun dünyanın en tehlikeli hayvanlarından birine böyle korku salması şaşırtıcı. Burada görmüş olduğumuz küçük yılan bir sekreter kuşuna denk gelecek kadar talihsizdi. Yılan aradan bir dakika geçmeden kuş tarafından katledildi. Yılan kuştan kaçmaya çalışsa da kaçamayacak kadar yavaştı. Avcı onu önce ezdi, sonra yedi. Buradaysa bir kobrayla bir sekreter kuşunun nasıl burun buruna geldiğini görüyoruz. Bu seferki yılan neyin ne olduğunun gayet farkında. Bundan sonra yaşanacak olanlar bize hangi yırtıcının üstün olduğunu daha net bir şekilde gösterecektir. Kobra elbette ki kaçmayı tercih etti. Ama bu ölümcül yaratık kadar hızlı değildi ve onun akıbeti de diğer yılanlar gibi oldu. Peki ya kara mambaya ne demeli? Dünyamızda yaşayan en zehirli yılan türünün bu kuşa karşı bir şansı olur mu dersiniz? Bu sorunun cevabı elbette ki hayır. Bu görüntülerde sekreter kuşunun karşısına çıkan kara mambayı neredeyse hiç efor sarf etmeden öldürdüğü görülüyor. Bu köstebek yılanının da sekreter kuşuna karşı hiç şansı yoktu. Hem sekreter kuşlarının hem de deli bal porsuklarının radarında olan bu yılanlara üzüldük şimdi. Bu hayvanların merceği altındayken yaşamaya devam etmek sahiden ne zor olsa gerek. Birkaç hızlı darbe sekreter kuşunun yılanı yemeklik hale getirmesi için yeterli oluyor. Bu görüntüler gezegenimizde en çok yılan bulunduran kıtalardan birinde, Afrika'da kaydediliyor. Yılanların çoğunlukta olması da Afrika'da yaşayan sekreter kuşlarının oldukça işine geliyor. Yılan iyi mücadele veriyor ama sekreter kuşunun saldırıları yılanın nihayetinde öldürmek için yeterli oluyor. Burada da bir sekreter kuşunun bir kobrayı öldürdüğünü görüyoruz. Bu kuşlara dünyanın bir numaralı yılan avcısı diyebiliriz. Bu işi kartallar ve şahinlerden bile iyi yapıyorlar. Bu görüntülerde bizim acımasız yırtıcının diğer bir yılanı daha ezerek öldürdüğü görülüyor. Görüntü kalitesi pek iyi olmasa da sekreter kuşu için yılan yakalama ve öldürmenin ne kadar kolay olduğu net bir şekilde görülüyor. Burada bir sekreter kuşunun yılan avlamak üzere nasıl eğitildiğini görüyoruz. Eğer yaşadığınız yerde yılanlarla sıkıntı çekiyorsanız tek yapmanız gereken bekçi niyetine bu kuşlardan beslemek. Yılanlara kesinlikle göz açtırmayacaklardır. Yılanların tek sıkıntısı sekreter kuşlarıyla değil tabii. Küçük yavrular başta olmak üzere kuşları yemeye bayılıyorlar. Bunun yegane sebebi kuşların, özellikle de yavruların yılanlar için zahmetsiz olması. Ama kimi zaman sekreter kuşu gibi baba yiğitlere çatıp da nasıl sıkıntı çektiklerini gördük. Yani gidip de bir sekreter kuşu yumurtası araklamaya kalkacaklarını zannetmiyoruz. Ama kimi yılanlar kuşlara, kimi kuşlar da yılanlara epey bir sıkıntı çıkarabiliyor. Mesela koridor kuşu. Kuşun planı yılanı bir şekilde arkadan yakalamak ve kafasını ezerek öldürmek. Cesaret ve zehrin konuştuğu bu karşılaşma berabere sonuçlanıyor ve yılan canını kurtarmayı başarıyor. Bu görüntülerde ise bir koridor kuşunun yolun ortasında genç bir çıngıraklı yılanla karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Koridor kuşu yılanın çevresinde dört dönerken yılan da temkinli bir şekilde kuşu gözlemliyor. Kuşun hamle yapmak gibi bir niyeti olsa da oldukça dikkatli olmalı çünkü bu oldukça riskli. Birkaç başarısız girişimden sonra yılanı eline geçirmeyi başarıyor. İşler onun için artık daha kolay. Karnını doyurmak üzere. Yılanın ise sonu gelmiş durumda. Buradaki koridor kuşunun yılanı bir kez tuttuktan sonra kafasını yere nasıl da vurduğunu görmek mümkün. Birkaç darbeye kalmadan yılanın kafasını kırıyor ve akabinde afiyetle yiyor. Oldukça zeki olan bu kuşlar yılanı nasıl halledeceklerini çözmüşler gibi. Baksanıza, biri tekmeliyor, biri oradan oraya vuruyor. Bakalım diğeri ne yapıyor? Bu maddemizde de yılanın bir papağanla olan sınavına şahitlik edeceğiz. Yani her kuşun bir yılan öldürme şekli var dedik. Sizce papağan nasıl halleder? Başlamadan yorumlara yazın bakalım.
Küfür ederek yılanın sinirini bozar seçeneğini biz eleyelim baştan. Babacık cici kuş lafları vahşi doğada pek işe yaramıyor olsa gerek. Bu olayı kameraya kaydeden kişi daha önce bir yılanla bir kuşun kapışmasına şahitlik etmediğini belirtiyor. Hatta kuş fotoğraflamak için doğa yürüyüşüne çıkan arkadaşlar aradıklarından çok daha fazlasını buluyorlar. Bir kuş fark ediyorlar ve daha neyin ne olduğunu anlamadan kuşun bir yılanla kapıştığını görüyorlar. Yılanla kuş kavga ediyor ve bir noktada yılan ölü taklidi yapıyor. Ama kuşun bu numarayı yiyecek hali yok. Boğuşmaya devam ediyorlar. Yılanların kuş yuvalarına çokça dadandığı aşikar. Bu papağan da işten eve gelince yuvasında bir yılan olduğunu görerek şoka giriyor. Yılanın ağzında kim olsa beğenirsiniz. Papağanın yavrusu. Papağan panik halinde etrafta uçuşmaya başlıyor ama yapabileceği pek bir şey yok. O esnada ağaçtan inen yılanın bir yandan da ağzındaki kuşu yutmaya çalıştığı görülüyor. Ağaç kakan Woody'yi bilirsiniz. Genellikle ağaç kakanlar oldukça ilginç hayvanlardır zaten. Makineli tüfek gibi gagalarını kullanarak yılanlarda da ağaçlardaki gibi performans sergileyebilecekler mi dersiniz? Gelin bakalım. Bu ağaç kavuğu bir çift sunda ağaç kakanına ev sahipliği yapıyor. Ama görüntülerin kayda alındığı Güneydoğu Asya en azından birkaç ağaç yılanı türüne ev sahipliği yapıyor. Bu yılanlardan bazıları elbette ki yiyecek küçük kuşlar bulma umuduyla kuş yuvalarına dadanacaktır. Havada süzülme kabiliyetine sahip nadir yılan türlerinden olan bu ağaç yılanı bir ağaç kakan yuvası bulmayı başarıyor ve ebeveyn kuşlar yuvadan ayrıldığı an kafasını içeri sokup içeriden bir yavru çıkarmayı başarıyor. Videonun devamında ebeveyn kuşların yılanı fark ettiği ancak ona pek bir şey yapamadığı görülüyor. Olayın gerçekleştiği yuvanın ise o günden beri boş kaldığı biliniyor. Bu ağaç kakan ise evini dekore ediyordu ki kapıdan birdenbire bir yılan fırlayıverdi. Olaya bak! Ağaç kakan kızıyor tabii, yılana saldırıyor. Yılanın da şakası yok. Bir kere tuttuğumu bırakmayacak gibi bir hali var. Ağaç kakan yılana yandan saldırmayı başarıyor ve onu birkaç kez gagalıyor. Akabinde ise yılanın kuşu birkaç saniyeliğine yakaladığı ama kuşun kaçtığı görülüyor. Gelin bir de dünyamızda yaşayan en zeki ve kurnaz kuş türlerinin başında gelen kargaya bakalım. Bu karganın yılana karşı bir taktik uyguluyor gibi bir hali var. Yılanın etrafında dört dönüyor ve kafasını karıştırıyor. Ama bir türlü öldürücü darbeyi indiremiyor. Yılan ise savunma moduna geçmiş halde. Belasını aramadığı aşikar ama bela onu bulmuş halde. Çünkü karganın yılanı rahat bırakmak gibi bir hali yok. Bu iki karganın sokak ortasında küçük bir yılana sataştığı görülüyor. Yılana dört bir yandan saldırıyorlar. Yılan da hayatta kalmanın ve kargalardan kaçmanın bir yolunu arıyor. Ama iki kuş yılanı devamlı olarak gagalıyor. Küçük yılan bir noktada kaldırıma çıkmayı başarıyor ancak birkaç saniye geçmeden kargalardan biri onu tutuyor ve yola geri atıyor. Yılanın pes edecek gibi bir hali yok. Tekrar gardını alıyor ve ufak ufak kaldırıma yanaşmaya başlıyor. Yılan tam da kaldırımın mavi kısmına geldiğinde kuşların sakinleştiği görülüyor. Muhtemelen soluklanıyorlar. Yılanı rahat bırakacaklarını sanmıyoruz. Bu yılan bir bülbül yuvasına yanaşıyor ve yuvadaki yavruları alıyor. Hemen akabinde ağzında yavrularla yuvayı terk ediyor. Anne bülbül yavrularını beslemek için yuvaya döndüğünde ise yuvayı boş bir halde buluyor. Oldukça şaşırdığı ve ne olup bittiğine dair en ufak bir fikri olmadığı her hareketinden belli. Sanki yavruları mucizevi bir şekilde tekrar ortaya çıkacakmış gibi boş yuvaya öylece bakıyor. Sanırım yavrularını sinsi bir yılana kurban verdiği gerçeğini kabullenemiyor. Videomuzu vahşi doğanın en güzide yılan avcılarından biri olan kartallarla sonlandıralım. Kartalların yılan öldürdüğünü defalarca kez gördük ama işler bu sefer terse dönmüş gibi duruyor. Bu yılan kartalı sağlam bir kıskaca almış gibi. Avı son nefesini veriyor gibi duruyor. Yılanın yırtıcı kuşu hali hazırda ölü bir biçimde bulmuş olması da bir ihtimal tabii. Bu baykuşun kocaman bir yılanla burun buruna geldiğinde ne kadar korktuğu yüzünden okunuyor. Tabii yani. Yılanların şakaya gelmeyecek hayvanlar olduğu aşikar. Parkta kaydedilen bu görüntülerde ise yılan kendine dişli bir rakip bulmuş gibi duruyor. Ancak önemli bir ders almak üzere. Kartal yılanı birkaç kez afallatıyor. Yılanın da bir yere gidiyormuş gibi bir hali yok zaten. Kartal yılanı bir yandan yere bastırıyor, bir yandan da sivri gagasıyla onu gagalıyor. Ama henüz yiyip yemeyeceğine karar vermemiş. Yılan bu parka gittiğine çok pişman olmuş olmalı. Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Bizim en çok hoşumuza giden yuvasını bir yılana karşı korumaya çalışan hayvan ağaç kakan oldu. Sizi en çok etkileyen maddemiz hangisiydi? Yorumlara yazın bakalım. Beğendiyseniz beğenmeyi, henüz abone değilseniz de abone olmayı ihmal etmeyin. Yüklediğimiz yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Hoşça kalın.